Habertürk.com'a hoş geldiniz. Covid koronavirüs sürecinde aşılama uygulamaları başladı artık. Dünyada hem Türkiye'de hem dünyada diğer ülkelerde. Fakat şimdi de testlerde yaşanan o tartışmanın bir benzeri aşı uygulamalarında tartışılmaya başlandı. Aşı pasaportu diye bir tartışma konusu mevcut. Şimdi Habertürk yazarı Güntay Şimşek konuğum. Kendisiyle bu konuyu konuşacağız. Aşı pasaportu tartışılıyor şimdi de, değil mi? Testlerde böyle bir kargaşa ve tartışma yaşanmıştı. Hani uluslararası hava yollarında böyle bir standart getirilebilir mi, istenebilir mi insanlardan, yolculardan vesaire. Şimdi aynı şey aşıda var, aşı pasaportu. Nedir aşı pasaportu? Ne isteniyor tam olarak, ne kastediliyor aşı pasaportundan? Şimdi aşı pasaportu diye böyle yaygınlaştı, isim bu şekilde kamuoyunun gündemine geldi ama özünde bizim bahsettiğimiz Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin, IATA'nın geliştirmiş olduğu aşı ve bu koronavirüse yönelik çeşitli testlerin geçerliliğini gösteren ve geçerli olabilmesi için de kurumları buna göre hazırlanmasını tavsiye eden hükümetlere bir çalışma, bir düzenlemeydi. Hatırlarsam burada biraz daha İlk çalışmanın detaylarını konuşmuştuk. İsmi IATA Travel Pass, yani IATA'nın seyahat pasaportu diyelim. Onun gibi bir şey, seyahat geçiş sistemini kolaylaştıran bir düzenleme. Burada şu amaçlanıyor. Sadece aşıyı kapsamıyor da daha farklı standartlarla geliştirilmiş bir şey. Evet, tabii şöyle mi? Yani diyelim ki siz aşı yaptırdığınızı söylüyorsunuz. Evet. Bazı ülkelerde ve hava yolları da o ülkelerin yolcudan aşı yaptırmış olması şartıyla seyahate kabul edeceğini söylüyor. Evet. Ama bu aşının nerede nasıl yapıldığı, geçerliliği var mı yok mu? Yani gittiniz herhangi bir yerde aşı yaptırdın ve bir tane de form aldınız. Mesela o kabul edilebilir mi? Bunları düzenliyor. Dolayısıyla IATA diyor ki öyle bir düzenleme yapalım ki mesela Türkiye'de aşı nerelerde yapılıyor? Hangilerini kabul ederiz? Sağlık Bakanlığı'yla, hükümetle diyaloğa geçiliyor. Hükümet diyor ki Türkiye'de biz şuralarda aşı yapıyoruz. Buraların verdiği belgeler geçerli olacak. IATA da bunu sistemine yüklüyor. Türkiye'den herhangi bir vatandaş dünyanın herhangi bir yerine yolculuk yapacağı zaman aşısını yaptırıyor. Belgelerini oraya yüklüyor. IATA'da da o belgelerin alındığı yer ve aşının içeriği, yani hangi marka, hangi şirketin aşısı kabul ediliyorsa ve o da IATA tarafından da geçerli, onaylanmış ve teşkil edilmişse sistem otomatikman kabul ediyor. Uluslararası bir standart getirmiş oluyor aslında. Özeti bu. Yani çünkü hani aşı pasaportu deyip geçtiğiniz zaman işte her ülkenin farklı aşı protokolleriyle anlaşması var mesela, farklı aşılarla var. Ya da ne bileyim hani bunu bir standarda bağlamak. Sadece aşı da değil, belki kişinin bağışıklığı var. Değil mi? Belki antikor oluşmuş. Belki. Zaten o dediğinizle tartışılıyor. Yani şimdi aşıyı mı öncelemek gerekiyor? Yoksa bir insanın antikor üretmiş bir bedene, yani virüs taşımayacağını garanti eden bir teste mi önem vermek daha kıymetli? Çünkü hangisi sizce mesela daha kıymetli? Ben onu yazıda yazdım. Yani çünkü Yunanistan Avrupa Birliği için öneride bulunmuştu. İşte Avrupa Birliği vatandaşlarının Avrupa Birliği içinde böyle bir aşı pasaportu geliştirerek bundan rahat seyahat etmelerinin önü açılsın. Dolayısıyla Yunanistan da bu turizm pastasından ciddi anlamda faydalansın diye bir öneride bulunmuştu. Evet, böyle bu biraz fırsata çevir açıkçası öyleydi. O zaman biraz hararetlendi zaten bu evet, aşı pasaportu dedik ki bu aşıyı tamam siz İşte ilk diyelim ki ilk faz aşıyı yaptınız. Halbuki iki faz isteniyor. İkisinin arasında da bazen de 28 gün değişik günlerde. Koruyuculuğu ne kadar mesela? Birincisi aşıyı yaptınız, aşıyı yaptınız, belgeyi de aldınız. Koydunuz. İlk dozunu yaptınız. O 28 günlük içinde o aşı sizde etki gösterdi mi, göstermedi mi? Bunu nasıl bileceğiz mesela? Yani dolayısıyla onu bilemezsiniz. Dolayısıyla böyle bir uygulamayı gündeme getirmenin mantığı yok. İkincisi Avrupa Birliği'nin tanımış olduğu aşılar var. Mesela Türkiye'de uygulanan Çin ve Rus veyahut da değişik aşılar da henüz tanınmış da değil. Burada Dünya Sağlık Örgütü'nün de önerileri var. Henüz bir fikir birlikteliği ve anlaşılmış bir düzlem olmadığı için sıkıntı olur diye biz aşı karnesini öncelemek yerine antikoru
daha önce demek, yani bir insanın test yaptırıp bu bedenin artık koronavirüse karşı dayanıklı veyahut da virüs taşımayacağını garanti eden bir testi alıp onu işte bu IATA pasaportuna, IATA'nın travel pass'ine veyahut da ülkelerin istediği sisteme yüklemenin daha doğru olacağını altını çizmiştik. Ha, ama bu konuda henüz net bir şey yok. Net olan şu var. Şimdi bugün ilk defa Emirates, Birleşik Arap Emirlikleri'nin havayolu IATA'nın travel pass uygulamasını gündemine aldı ve şu an uyguluyor. Bugün ilk kez uygulama hayata geçti. Bana sorarsanız yani en doğru yapılması gereken şey IATA Travel Pass'te, çünkü IATA yaklaşık 190'a yakın ülkeyi kapsayan bir birlikten bahsediyoruz. Uluslararası Havayolu Taşımacılığı Birliği. Yani küresel ölçekte nereden baksanız dünyadaki %85'e yakın havayollarını kapsıyor. Onlarla ilgili kararlar, düzenlemeler alıyor. Yani etkin bir kurum. O dolayısıyla bu etkin kurumun geliştirdiği, ki Dünya Seyahat Örgütü diyelim, Birleşmiş Milletler çatısı altında var. Dünya Turizm ve Seyahat Birimi var. Orayla birlikte de çalışılıyor. Bu doğru. Orada 4 adım vardı IATA Travel Pass'te. Yani birincisi bu aşının nerelerde nasıl yapılacağını belirlenmesi. İkincisi onların tescili, geçerliliği falan orada olacak. Ondan sonra da sisteme yüklediğinizde onu tanımlayacak. Gittiğiniz ülkelerde de hani bizde HES kodu var ya, onun gibi hemen açıyorsunuz IATA Travel Pass'inizi, orada şeyinizi, QR kodunuzu, havayolu gidilen ülkeye göre hangi kriterler isteniyorsa okuttuğu zaman bunda işte aşı mı var, o belli olacak. Veyahut mobil da, uygulama bu değil mi? Tabii mobil uygulama. Kolaylık da aslında. Kesinlikle kolaylık. Bir de bilginin, verinin yüklendiği bir uygulama. Bir de şöyle bir kolaylığı var. Yani IATA Travel Pass de diyor ki vatandaş bu herhangi bir tanımlanan sağlık kuruluşuna gidip aşısını veya testini yaptırdıktan sonra bir daha onun takibini yapmasın. O kurum otomatikman bu sisteme yüklesin. Onun da süresi, şu bu belli olsun. Dolayısıyla önemli bir bürokrasiyi, zaman kaybını da ortadan kaldırıyor. Engellemiş oluyor. Ve seyahat güvenliğini getiriyor. Tabii IATA'nın amacı seyahat güvenliğini, seyahat özgürlüğünü getirmek. Havayollarının faaliyetlerine bu işte salgın sürecinde olabildiğince yüksek seviyeden devam ettirmesini sağlamak. Çünkü zaten çok fazla etkilenen sektörlerin başında geliyordu havayolları. Bu standartlar, bu dört aşamalı standartlar artık küresel ölçekte IATA tarafından belirlenmiş ve bugün ilk kez Emirates tarafından da uygulamaya sokuldu. Mesela ama şu anda bile aşı henüz tam dünyada her tarafta uygulanmadığı için daha çok, testler çok gündemde. Şu anda bile testlerde çok ciddi kargaşa var. Bir ülke 90 bir saat önce yaşanıyor testlerde? Şöyle, bazı ülkeler diyor ki seyahatten 90 saat önce alınmış testi kabul ederim. Bazısı 72 saat diyor. Bazısı 48 saat diyor. Bazıları da diyor ki tamam sen test yaptırdın, antijen, PCR neyse bu testlerden birini yaptırdın. Seyahate de kabul edildin. Atıyorum Avrupa'nın bir ülkesine veyahut Amerika'ya bir yere gittiniz. Ama buraya geldiğinde de diyor senden bir test daha isterim. Şimdi yolcu bunu bilmiyor ki. Nereye gideceğim, kaç saat önce işte bir testim var, havayoluna gidiyor. Bazen havayollarında da karışıklık oluyor. En son Türk Havalları'nın başına geldi mesela. Çin, Guangzhou, Türk Havalları'nın İstanbul Guangzhou uçuşlarını yaklaşık bir ay süreyle askıya aldı. Gerekçe olarak da o uçuşta bazı yolcularda koronavirüse rastlanması. Aynı şeyi Bangladeş ve Pakistan'da Türk Havalları'na uyguladı. Bu bazı yerlerde de artık ticari savaşlar gibi veyahut da başka alanda görülemeyen hesapların buradan görülmesi gibi şeye de yansıyor. Ben Türkiye üzerinden örnekleri verdim, Türkiye üzerinden ama başka yolların da karşılaştığı, başka ülkelerin de uyguladığı böyle bir ilginç tuhaflıklar da var. Bunu ortadan kaldıran tek yolu işte IATA'nın Travel Pass gibi tüm dünyada standartlaşmış bir uygulama olması gerekiyor. Küresel ölçekte önemli tabii bu açıdan. Bugün de uygulamaya başlandı. Peki bir uygulama daha vardı bugün. Buyurun. Yine onun da altını burada çizmiştik. Demiştik ki 2020'de seyahatler olacak ama önceden seyahat sigortası istenirdi. Onlar da işte prosedür gereği yapardık.
rakamları da çok can acıtacak cinsten falan olmazdı. Hmm. Ama bundan sonra seyahatlerde birçok ülke, hükümetler, hava yolları da dahil olabilir buna, daha yüksek şeyler isteyen, kozlar isteyen sigorta, rakamlı, yüksek rakamlı sigortalar talep edecekler. Bunun da ilk uygulamasını yine bugün Singapur başladı. Yaklaşık 20 bin dolarlık bir diyor sigorta poliçesiyle gelmelisiniz. Bu yaygınlaşacak gibi de görünüyor. Çünkü gittiğiniz ülkede diyelim ki testinizi yaptırdınız, bir şey çıkmadı ama oraya gittiniz. Ya orada virüs kaptınız veyahut da burada testi yaptırdıktan sonra bir virüse bir muhatap oldunuz. Orada hastalandınız, diyor ki sizin bu sağlık giderlerinizi karşılayacak bir sigorta poliçeniz olmak durumunda. Yoksa olmayanları kabul etmez. Yani eskiden biraz sanki işte formalite icabı istenen, daha düşük rakamlarla da istenen sigorta talebi artık COVID-19'dan sonra çok ciddi rakamlarda talep edilmeye başlandı. Uygulamada, o da mı bugün başladı? Evet. Bu uygulamada Ayata Travel Pass tarafında konuşuluyor. Belki o Ayata Travel Pass'in aplikasyonuna, uygulamasına bu sigorta detayı da konabilir. Eklenebilir. Evet, yani uygulama. Şu ülke, şu havayolu şöyle bir sigorta poliçesi istiyor. İşte tanımlanan sigorta şirketleri varsa onun şeyini de oraya yüklediğiniz zaman siz gittiniz havalimanına, check-in kontrolüne veyahut da otomatikmen bir check-in yapılan bir sistemin başına hiçbir kimseyle muhatap olmam. Orada QR kodunuzu istediğiniz zaman açacak, tık. Travel Pass'ten aşı veyahut da PCR testinizin olduğuna dair QR kodunu okutacaksınız veya numaranızı gireceksiniz. Akabinde sigortanız da var. Girdiğiniz zaman burada hem temassız herhangi bir kimseyle temas kurmadan işlerinizi halledeceksiniz. Hem de o sisteme işte sigortayı yapan şirket aşıyı veyahut da testleri uygulayan kurumlarda yüklediği için ciddi bir kolaylık getirecek. O da bir kolaylık olacak. Tabii yine hava yollarını konuşuyoruz. Bu aşılama süreci de başladı. İşte öncelikli sağlık çalışanlarından başlandı Türkiye'de. Mesela 14 Ocak'tan itibaren. Yine hava yolları ile ilişki olarak sizin gündeme getirdiğiniz bir ayrıntı var. Hava yolları çalışanları öncelikli değil. Neden diye. Aslında önemli değil mi? Yani çok fazla bu konuda sıkıntı yaşayan bir sektörde yine çalışanlar açısından da belki öncelik sıralamasına alınmalıydı. Neden diye sorsam size. Ya şimdi biz düşünsenize küresel ölçekte dünyanın en fazla noktasına uçan bir hava yolumuz olduğunu iddia ediyoruz. İddia etmiyoruz, öyle zaten. Yani salgından önce öyleydi. Salgın sürecinde de o ağını önemli oranda koruyor. Şimdi dünyanın dört bir yanına yolcu taşıyan bir hava yolunuz var. Onları ağırladığınız havalimanınız var. Ve dünyanın dört bir yanında seyahat eden çeşitli ırktan, türden, artık aklınıza ne gelirse, beslenme alışkanlığı farklı, iklim koşulları farklı, bağışıklık sistemi farklı. Yani bunlarla muhatap olan bir havayolu çalışanı, kabin personeli, kokpit personeli, işte aşağıda diyelim yer hizmetlerini yapanlar da birebir yolcuyla temas kuran çalışanlar söz konusu. Dolayısıyla önemli olan da bir risk grubu içindeler. Yani aslında gerçekten çok öncelikli risk grubu içindeler. Çünkü zaten bu COVID-19'un yayılması sırasında da biliyorsunuz hani uluslararası seyahatler çok etkili oldu. Evet. Öyle değil onlar mi? Yaydı yani oradan oraya taşıdı. Yani aslında öyle başladı iş. Evet. Yani o yüzden hani yine oradan önlemi almaya başlamak aslında akıllıca olabilir. Yani düşünün şimdi buradan Güney Amerika'ya uçuyorsunuz. Ya yaklaşık 12-13 saat bir tüpün içinde daracık bir alanda bir sürü insanla o kabin personeli muhatap oluyor. Gittiği yerde bir gece kaldı otelde, dinlendi, hadi kendini korudu belirli çerçevelerde. Ya ama ertesi gün yine aynı tüpün içine binecek. Bu sefer daha farklı insanlarla ülkesine dönecek. Yani bu ciddi anlamda bir riske maruz kalıyor. Yani bunun hiç tartışmanın anlamı yok. Daha bana sorarsanız da öncelikle yapılması gerekir. Kesinlikle öyle. İşte dediğim gibi hiçbir şey olmasa bile bu salgının, pandeminin başlangıcındaki etkisi düşünülerek aslında öncelenebilir bu kesim. Ayrıca çok da ciddi sıkıntı da var. Yani korunmaları anlamında işte odalarda tecrit altındalar diye hani siz de belirtmişsiniz. Evet, bazı ülkelerde gidiyor çıkamıyor hiç yani. Evet, dışarıya çıkarmıyorlar. Evet. Bu açıdan da önemli yani şu anda az da olsa devam bazıları ediyor da uçuşlar. Kendisi tedirgin oluyor ya uçakta diyor bu kadar yoğun bir temasa kaldım.
İkincisi havalimanlarında daha önceden bunlar yani hava yolu çalışanları, kokpit ve kabin personeli daha hızlı geçerken şimdi bu işte salgın sebebiyle kuyruklara giriyorlar, sıkı kontrollerden geçiriyorlar, aşılar isteniyor. Onlar da her türlü zorluğa muhatap oluyor. Onun için yani aşıyla artık hangi güvenlik tedbiri alacaksak aşı tabii ki şart. Evet. Bir de sık sık bunlar test oluyorlar. Her gittiği yerde orada ikide bir test. Dolayısıyla öncelikli gruplar içinde alınıp aşılanması bence önemli yani. Hem tedbir açısından hem evet, de her açıdan. Kolaylaştırmak, işleri kolaylaştırmak evet. açısından önemli gerçekten. Peki eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bu konu bu kadar yani. Olarak. Peki çünkü çok teşekkür 2021'de ediyorum. Daha bizi hava yoluyla ilgili seyahatlerde alınacak önlemlerle ilgili bizi daha farklı yenilikler de bekliyor olacak. Bekliyor mutlaka. Evet. Kalıcı bir takım değişikliklere sebep olacağını zaten konuşmuştuk evet, pandemi sonrasında. Evet. Onları da yine ayrıntılı yine konuşuruz. Çok teşekkür ediyorum. Aşı uygulamalarının başlamasıyla birlikte uluslararası alanda bu kez aşı pasaportu gündeme geldi. Bu tartışılıyordu. Son olarak Ayata'nın uluslararası hava taşımacılığı bildiğinin böyle bir standardı oluştu. Bugün de Emirates Hava Yolları'nda ilk kez uygulanmaya başlandı. Bunları konuştuk. Ayrıntılarını değerlendirdik. Habertürk yazarı Güntay Şimşek'le birlikte. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.